Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız canlar, bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün şöyle soba yanarken fasulye haşlayayım arkadaşlar. Ocağın üstünde de soğanını kavurayım, buraya getireyim, koyayım. Burada bitsin akşama kadar. Şöyle fasulyemiz de haşlanıyor. Soba yanarken bir de üstünde kayısı ıslattım arkadaşlar. Yazdan kuruttuğum kayısıları bunu da getirdim buraya. Şöyle gitsinler. Çayımız da şöyle ortada görmüş olduğunuz gibi. Sabah kahvaltısını yapınca bunları halledeyim dedim arkadaşlar. Bir de bal kabağı çıkardım, öyle durup duruyordu. Bu da suyunu alsın. Bunu da ıslat çiğdiğim şekere yatırayım. Bunu akşam önce yaparım. Onu da akşama yaptım arkadaşlar. Şöyle soğanımız da burada kavrulsun. Sobanın üstüne koyun. Sobanın üstünde bitsin. Getireyim mi çekirdeği? Bir de yanına pilav pişireyim arkadaşlar. Yeşilliğine ne yemişsinler. Çayın işe gidiyor. İşten gelince de yemek olmadı mı? Olmuyor. Neyse arkadaşlar. Biraz sonra görüşürük. Ne koyduydum? Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Fasulyemin sosunu yaptım. Şimdi fasulyemi yıkayayım arkadaşlar. Sobamın üzerine alayım. Sobamın üzerinde kendi kendine bitsin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sosumuz hazır. Fasulyemiz de haşlandı. Evet arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Ramazan çekirdek kavuruyor. Dibine koyacağım işte çitleyeceğim iş. Gezmeye gidiyor çarşıya. Ben de şöyle fasulyemi koydum arkadaşlar. Ağzını da kapatayım. Burada kendi kendine bitsin. Soba yanıyor. Daha akşama çok. Şu kanepelerimin örtülerini bir makineye atayım. Makinede çamaşır var. Onları bir sereyim. Kirlenmişler. Sen niye öyle duruyorsun ya lan? Çıkıyor mu? Evet canlar. Ben çamaşırlarımı serdim. Tilde çamaşırlarımı arada topladım. Onları katlamadım daha. Duruyor onlar. Şöyle sobamız da yanıyor. Koymuş olduğunuz gibi. Fasulyemiz de üzerine koydum arkadaşlar. Üzerinde bitsin. Kayısımı ıslattım. Fasulye haşladım arkadaşlar. Sabahına Ramazan kömür koymuş. Onda evin çizecek oldu. Kapıları pecereleri dayayınca ben de dur değerlendireyim dedim. Bir fasulye haşladım. Ondan sonra bir kayısı ıslattım. Kiri Ramazan döndü bir çekirdek kavurdu arkadaşlar. Maça mı gideceğimmiş? Çitleyeceğimmiş. Ondan sonra şöyle kanepelerimin örtülerini yıkayacağım arkadaşlar. Geri vazgeçtim. Çünkü biraz daha dursun. Tam kirlenmedi daha. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kayısımız da dupduru. 3-4 kere yıkadım arkadaşlar. Güzelceğiniz rengi olsun diye. Bugün akşama şöyle bir bolca bir yemek yapayım. Niye bolca yemek yapıyorum canlar? Bakayım dışarıda kim var kim yok. Şu kapımızı bir örteyim ben bir önce. Bolca bir yemek yapayım dedim arkadaşlar. Dün balık yediler.
Ben de balığı yemem biliyorsunuz. Onu da akşam bazlama yedim ben bir tane. Çayımdan yağ çaldım, bazlama yedim arkadaşlar. Sevmiyorum balığı, yiyemiyorum arkadaşlar. Yerken midem bulanıyor. Böyle bir diksinme geliyor. Bir de Şahin işe gidiyor. Evimizde dedim sulu yemeğimiz olsun. Fasulyemizi pişireyim. Yanına bir de pilav yapayım. Ondan sonra cığıma zobayı böyle bir değerlendireyim dedim arkadaşlar. Sürekli zobanın üstünde yapıyorum. Alışkınsınız diyeceksiniz. Hacer ilk defa zobanın üzerinde bir yemek yaparken ne gördüm seni diye. Gerçekten zobanın üzerinde yemek yapmasını sevmiyorum arkadaşlar. Ama bugün de kıyamadım. Soba iyi yanıyor. Altını üstünü de açtım canlar. Şöyle güzelce yemeğimiz bitsin. Ay, çaydanlığımızın içine de bir su çekeyim. O da kaynasın arkadaşlar. İçinde su yok. Böyle çay nemlemlerik. Ramazan çarşıdan gelince. Ivır zıvır atayım arkadaşlar. Hem yemeğim bitsin. Hem de evimizin içi ılık dursun. Sıcak dursun yani. Dün de video atamadım. Değerli takipçilerim. Dün video çekemedim. Niye çekemedin Hacer diyeceksiniz. Onu da size söyleyeyim. Tam biz yemeğe oturduk arkadaşlar. Kısır yap dedi. O yüzden bacım geldiydi. Annem aradı. Ondan sonra kısır yaptık. Çay demledik. Şundan şundan ne varsa Allah ne verdiyse hazırladım ortaya koydum. Mustafa yeğenim geldi. Mustafa yeğenim de videolarda çıkmaya video çektiğime dahil kızıyor. O yüzden neyse dedim bugün de video çekmeyeyim. Senin canın sağ olsun dedim Mustafa'ya. Ondan sonra arkadaşlar dün yerde bacımgilinden az bir videomuz var. Onu da içine katacağım zaten. Öyle. Dün de video çekmedim. Vallahi zobada nasıl yanıyor. Aslında zobada yemek pişirmesini severim arkadaşlar da. Ben önceki oturduğum evlerde sürekli zobanın üstünde pişirdiğimden dolayı yani iyice bana gına gelmiş. Şu an var ya şu yemek sobanın üstünde ya. Bana bir şeyler oluyor. Hani sobanın üstünde değil de tüpün üstünde yarım saatte pişiyor ya. O bana daha bir iyi oluyor yani. Neyse bugünlük de böyle olsun. Daha saat görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3. O zamana kadar da 6'ya kadar da bu yemek deli olur. Neyse canlar ilerleyen saatlerde yemeğimiz pişsin. Bir kahve yapayım. Bugün de böyle olsun videomuz. Hem de fasulyemiz pişer. Fasulyemizi çekerim sizlere. Sobanın üstünde. Pilavımıza kalamayabilirim canlar. Çünkü akşam düğüne davetliyim. 6'da düğüne gideceğim. Hiç bitmeyen düğünlerimiz son herhalde bununla. Bu da ya, yabancı yani bizim köyden değil. Tanıdığım ablanın kaynı. Oraya gidecek komşuyla. Allah nasip ederse inşallah. Biraz sonra görüşürüz. Değerli takipçilerim, canlar. Hoşça kalın. Namura geldik de. Ötün de bizim evde yaptı. Orada yedikler ondan sonra oturdular. Çay, kahve, kele, karpuz. Ondan sonra bizim evdeydiler arkadaşlar. Kışın yoracağım işte. Ondan sonra yaz kadar böyle idare edeceğim. Kısırına, çayla, kahveyle. Yazı getirecek kayrı sobanın dibinde, patates kızartacak fırına. Üstünde yemek pişirecek, kopakla, mercimek, nohut yeme, patates yeme. Onların annem ondan sonra yaz verecek arkadaşlar, yürüyecek dolma. Bugün özlem yoğdu ya arkadaşlar, kısır yaptığımızda. Ben de evde malzemeler vardı, bir kısır yapayım dedim, özlem de yiş, heves. Bugün özlem yoğdu da, bugün dün geldiler. Onda bu onu yapıyor. Ne bileyim işte arkadaşlar, ne öğreteceğim, yalan düğüne. Öyle öyle vakti getireceğim, öyle diyeceğim. Ne öğreteceğim başka? Sumu dokuyorum. Susuz olur mu? Bir de nasıl pişecek? İçine bir de şey atarım. Gel uğratmadın mı? Ne olmaz ki buna? O benim mideme dokanıyor bir de. Benim mideme de dokanıyor. Onun adını da bağırtmıyor. Çünkü bu
Midem ağrımıyor arkadaşlar, midemden ölüyorum valla. Yoğurt yiyorum, süt içiyorum. Ondan sonra gitmediğim doktorlar kalmadı, hortum attırdım. Ondan sonra midemde bir hastalık var, ne hastalığına bilemedi. Doktorlar da bilemiyor, her doktora gittim. Bir de bakayım özele gideceğim, ondan sonra bir özele başvurayım da. Bir hortum daha mı attıracağım, ne öğreteceğim ben de bilemedim. Ekmek yiyemiyorum ondan sonra, yemek ne yediğini dokanıyor. Ağrı diyor. Evde ilaç dolu ondan sonra, poşetlerde hep ilaç, hiç fayda etmiyor. Yeniden doktora gittim, bizim koyduğa doktora, o başka türlü bir ilaç yazdı. 12 gündür, 3 gündür sesi yok arkadaşlar, şöyle bayağı açık yattım için uyuyorum. Ağrısı mı yok? Ağrısı yok. Ne bu bir ilaçları iyi geldi. Bir de daha içimden balgam geliyor şöyle, ağzımdan balgam geliyor. Yediğim içtiğim boğazıma duruyor, ekmek yiyemiyorum. Karo kuvatırdan mı, neden bilemedim. Kuvatıra gideyim de sorayım bakayım ya, ameliyat gerek geliyor, ameliyat ettireceğim. Eğer kuvatın içinde büyüdüyse, kurtulduysa ittirmem. Bayağı beni zayıflattı arkadaşlar bu hastalık valla. Bir de dişlerim yok, ekmek yiyemiyorum ondan sonra. Üstümde dişim kaplama, altında da tek bir tanecik varmış, onu da çektireceğim. Altına da yeniden kaplama yaptıracağım. Çoluğum çocuğum çekip geliyor arkadaşlar, işte yiyemiyorum. Uzman diye bir torunum var, adı Mustafa. Mustafa Uşkul. Şeker gelir vallahi, yiyeceğimi, içeceğimi, türlü türlü arkadaşlar alır gelir. Allah dünya durdukça dursunlar, kurban olduğum Allah. Ayaklarına taş değmesin, başlarına iş gelmesin. Onları ben türlü türlü büyüttüm arkadaşlar, anasız babasız. Ondan sonra ağlaya ağlaya büyüttüm onları, bugüne getirdim, ev verdim, çoluk çocuk sahibi ettim. Bir de uzman torunum var, ondan sonra onu da yakından nişanlayacağım. Ondan sonra Hollanda'ya salıyorum onu da, Hollanda'ya. Hollanda'dan ondan sonra o da oradan bulmuş arkadaşlar. O da Hollanda'ya gidiyor. Geldim ya, ondan sonra nişan yapacak, söz kesecek. O da oraya gidecek. Onun yeri de hazır. Yaşarımın da zaten iki çocuğu var. Kendi halinde, kendi işiyle bugün meşgul oluyor. Ondan sonra dürüm dükkanında çalışıyor, o da öyle. Ne olsun? Hep ekmek kapısı arkadaşlar, ne öğreteceğim? Onlar benim yavrularım, kuzularım. Ben onları görmedim mi duramam. Ne uğrayım arkadaşlar, işte ne uğrayacağım, böyle böyle yalan dünya bitirecek. Sonumuza geldik, ölüp bir de ölüp gidecek. Merhaba canlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi fasulyemiz de pişmiş arkadaşlar. Çok da güzel pişmiş. Bunun yanına bir de pilav yaptım mı canlar, şurada sobanın üstünde sıcağında dursun. Bunun yanına bir de pilav yapayım arkadaşlar. Şimdi yapsam 5'e hazır olur. Şahin'in gelmesine de var mı bilmiyorum, kaçta geliyor. En iyisi yapayım arkadaşlar pilavı da. Pilavımız da hazır olsun. Yeşilliğimiz, meşilliğimiz var dediğim gibi. Biraz da şurada yıkanmış yeşilliklerimiz var işleyeceğine. Şunlar. Bunlar da yıkanmadı da. Öyle koydum buraya, kullandıkça yıkayım. Şunlar da yıkanmış temiz arkadaşlar. Ben en iyisi pilavımı da yapayım değerli takipçilerim. Pilavımızı da pişirelim. Sarayım, sarmalayayım. Kapatayım. Çocuk gelince yesin. Bu da daha soğumamış, sıcak. Akşam anca soğur. Kavun keserim bir de. Neyse ben en iyisi pilavımı pişireyim arkadaşlar. Pilavımız hazır olsun. Ramazan'da çarşıda, Şahin zaman duran da çarşıda, Şahin de işte. Çocuk gelene kadar yemeğe hazır olsun. Gelince hazırlarım. Yiller, içerler. Ben dediğim gibi arkadaşlar saat
Beşte de düğün, 5:30 gibi Neyman'ca toplanırlar zaten. 5:30 anca giderim. Komşumla gideceğim dediğim gibi. Yemeğimiz orada sıcacık dursun. Önce benim kapımızı örtüyüm canlar. Evimiz bayağı soğumaya başladı. Sobası sönünce evde soğudu. Evet canlar, şimdi gelelim pilavımızı yapmaya. Şu düdüklünün tepesini ben bir alayım canlar. Çünkü bu olmazsa kaybedersem düdüklümü kullanamam. Pirinçimi de yıkayayım. Çok pişirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle az olsun, öz olsun. Zaten şöyle bir pirinçimiz var. Şöyle bir şehriyem var. İkisini kapatıvereyim. Evet canlar, şöyle ben pirinçimi pişirmeyeyim. Ama pişirmemelisin, pişireyim. Sizlerle hem de sohbetimiz olsun. Hem de pilavımız bitsin arkadaşlar. Bugün de yemek videosu olsun canlar. Ondan sonra da çıkan bulaşıklarımı yıkayayım, yerine iyileştireyim. En kısık ayarını da ayarlayayım. Bir tek gelene kadar ancak işler bunlar. Düğün videosundan sıkıldık diyorsanız, yemek videomu çok seviyorum diyenler var. Allah razı olsun hepsinden, herkesten. Bugün de şöyle yemek videomuz olsun arkadaşlar. Akşama yemeğin hazır oldu mu kafan rahat oluyor. Kafanda yemek programın oldu mu kafan gerçekten rahat oluyor arkadaşlar. Her gün ne pişireyim ne pişireyim diye şaşıyor. Artık kış geldi. Bunu da yesinler. Bugün yiyirler. Yarın da yiyirler. Bir güne de şey yapacağım. Kışlık dolma dolduracağım arkadaşlar. Bayağıdır yapmıyorum. Patlıcanı da biberi de hepsinden karayım katayım. Kışlık dolma dolduruyorum. Bizim evde kışlık dolmayı Ramazan sever. Aslında bugün dolabın kapağını bir açtım arkadaşlar şey almaya. Dediğim sizlere. Kayısı almaya. Elime yaş dolma dekledi. Durdum şunu dolduruyorum. Yine dur dedim. Bugün fasulye pişireyim. Yarın bir gün onu dolduruyorum. Çünkü bugün bir gün değil arkadaşlar. Her gün pişecek artık bu. Zaten her gün de pişiyor. Pilavımız da ağzıya şöyle yeter. Bir de tamam olur. Şöyle tuzunu da atayım arkadaşlar. Suyunu da sobanın üstünde zaten sıcak ilaveleyim. Enerjide bugün hiç su yok. Dün öğlenleyin annemgül vardı arkadaşlar. Akşam da Ramazan'ın kuzeni, eşi, çoluğu, çocuğu vardı. Biliyorsunuz Ali Mahala'nın kızı vardı. Ali Mahala'yı biliyorsunuz. Kızını bilir misiniz bilmem. Hacer abla vardı. Eşi Sadi işte vardı. Ay. Akşam da onlarla oturduk. Öyle sohbet ettik. Gittikleri onu da Şahin getirdi. Bir de Şahin götürdü arkadaşlar. Hava soğuk, hiç fazla modundan gelmediler. Ben de Şahin'i salayım da gelsin, alsın sizi dedim. Şahin de gitti, aldı geldi. Hı.
Oturduk, yedik, içtik. Saat 10 oldu. Kalktılar, gittiler. Pilavımızın altını şöyle iyice kısayım arkadaşlar. Bu kendi halince bitsin. Evet, akşama yemeğimiz hazır. Çok şükür bugünü de atlattık. Neyse canlar, değerli takipçilerim, güzel takipçilerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Rabbim ne muradınız, ne dileğiniz varsa versin. İnşallah. Herkeslere hayırlı pazarlar. 10 Kasım'ımız kutlu olsun. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Rabbime emanet olun. Hayırlı akşamlar.